sayfada ancak özetlenebilmiş görünüyor. Hocam gerçekten çevresine ışık yayan bir durumda. Değerli hocam, bu kadar dolu ve üretken bir yaşam için öncelikle sizi kutluyorum. İzin verirseniz sohbetimize başlayalım. Ben kısa kısa sorular soracağım size. Şimdi hocam, bugünkü konumuz gençlerin sorunları ve eğitimi. O yüzden önce sorunlardan başlayalım, sonra da eğitim konusuna girelim. Şimdi gençlerin sorunlarını anlamak için önce onları anlamak gerekiyor. Şimdi moda bir kavram oldu. X kuşağı, Y kuşağı, Z kuşağı, Baby Boomer kuşağı. Nedir bu? Şu an genç diye tabir ettiğimiz sınıfın, grubun özellikleri, temel özellikleri nedir hocam? Bununla başlayalım Teşekkür isterseniz. ederim. Öncelikle davet ettiğiniz için çok sağ olun. Ben Besne Eğitim Bayramı'na 3 yıldır davet alıyorum. Sizin üyeniz ya da yönetimde Mehmet Bey var. Mehmet Bey çok değişik kanallardan ama en önemlisi de babam üzerinden bana ulaştığı için reddedemedim. Geçen senelerde gelmek istedim Besne'ye ama bir türlü fırsat olmadı. Teşekkür ediyoruz. Bu sene o yüzden ben Mehmet Bey'e çok teşekkür ediyorum. Sizlere de organizasyonu yaptığınız için yani Anadolu'nun bir kasabasında eğitimi dert edenlerin bir araya gelmesi çok anlamlı. Gençleri, çocukları dert edenlerin bir araya gelmesi çok anlamlı. Buna çok ihtiyaç var. Üçüncü yılınız anladığım kadarıyla umuyorum ki sizin çalışmalarınızın Türkiye'nin diğer taraflarında yansımaları olur. Bizim ümidimiz bu tür iyi uğraşların çoğalması ve onların çoğalması için de iyi tanıtılması, iyi anlatılması gerekiyor. O yüzden Besni'de yaptığınız her neyse onun iki katını da Türkiye'ye Besni'yi anlatın, yaptığınız işi anlatın. O çok önemli. Önce bir onunla başlayayım Teşekkür ederiz istiyorum. hocam. Gençlere bence çok güzel bir yerden başladınız. Kuşak dediğimiz şey genelde 20'şer yıllık bölümlerle işte insanların değişik zamanlarda doğan insanların karakterlerini, duruşlarını anlamak için kullanılıyor ama daha ziyade bunun kullanım alanı tüketim psikolojisi, pazarlama. Yani tüketim kalıplarına göre bu X, Y, Z ortaya çıkıyor. O yüzden ben hiçbir kitabımda, hiçbir çalışmamda o kavramları kullanarak gençleri anlamaya çalışmadım. Çünkü onlar Amerika'da işte 3-5 tane reklamcının, pazarlamacının ürettiği kavramlar. Kuşağı anlamak için mesela köy enstitüsü bir kuşaktır. Bir tarihsel süreç içerisinde belli bir bakışla, belli bir duruşla, belli bir tavırla bir kuşağı, Cumhuriyet kuşağı vardır, 68 kuşağı vardır. O dönemin koşulları içerisinde belli bir duruş sergilemiştir. Ben mesela 12 Eylül kuşağıyım. Tarihsel olarak bir dönüm noktasında o tarihsel anın izlerini taşıdığımız için kuşağız biz. Eğer bir kuşaktan söz edeceksek şu anki gençlerin içinde yer aldığı kuşağı pandemi kuşağı diyebiliriz. Çünkü çok özel, tarihsel, sıra dışı bir dönemden geçiyoruz. Şu an okullarda olan çocuklar, gençler yani 10'lu yaşlardaki, 20'li yaşlardaki çocuklar, gençler çok farklı bizlerden yani bir önceki kuşaklardan çok farklı dinamiklerle yetişiyor. Bu kuşağı böyle tarif ettikten sonra sorunlarına gelirsek kimdir, nedir, dertleri nedir diye. Bu kuşağın en büyük sorunu tarihin değişik zamanlarında belki 100 belki 200 yılda bir gördüğümüz üretim tarzlarındaki değişimin, dönüşümün alt üst oluşunun ortasında 10'lu 20'li yaşlarını yaşıyor olmaları. Neyi kastediyorum? Sanayi devrimi biliyoruz hepimiz işte 19. yüzyılda başlıyor ve onunla birlikte müthiş bir dönüşüm oluyor. Bir 100 yıl, 150 yıl devam ediyor. Şimdi işte kimisi buna 4. sanayi devrimi diyor, kimisi buna ben buna katma değer yüksek üretim diyorum. Başka isimler de olabilir ama işte teknoloji, sanayi sonrası devrim falan diyorlar. Bu yeni çağda artık eskisinde olan eğitim işe yaramıyor. Eski yani daha önceki dönemlerden kalan eğitim işe yaramıyor. Meslekler tamamen bizim bildiğimiz anlamda bir ömür boyu ait olunan kimlikler olmaktan çıktı. Biz mesela bakın siz benim biyografimi anlatırken bile 2-3 tane meslekten söz ettiniz. Ben eski bir bankacıyım.
Bu bizim zamanımızda vardı ama çok yaygın değildi. Şu an genç olan çocuklar belki 3, belki 5 mesleğe sahip olacak. Çünkü mesleklerin ömrü kısaldı. Dolayısıyla onları bekleyen biraz daha belirsiz bir gelecek. Tabii bunun verdiği de müthiş bir fırsat var. Burada bir resetleme durumu. Yani dünyayla Türkiye arasında sanayileşme yarışında o 100 yıllık farkı biz kapatabildik mi? Kapatamadık. Bütün uğraşlarımıza rağmen. Şimdi ne oluyor? Şimdi yeni bir yarış başlıyor. İşte bu yeni yarışta gençleri bu yeni yarışa daha iyi hazırlayan ülkeler bir adım öne geçecek. Diğer ülkelerle aramızdaki fark da o anlamda 100 yıllık fark ortadan kalkmış durumda bir şekilde. Çünkü yeni bir yarış olduğu için beceri seti de yeni. O diğer ülkelerin avantajı da ortadan kalkmış durumda. Bilmiyorum anlatabildim mi? Resetlemenin tam Türkçesini şu an sabah yeni uyandım aklıma gelmiyor. Yani şöyle düşünün. İşte bir Besni'de diyoruz ki biz Besni'de işte burs yarışması yapacağız. İşte en hızlı koşana ödül vereceğiz diyoruz. 100 yıl boyunca böyle olmuş. Düzen böyle kurulmuş. Sonra biz bir sabah kalkıyoruz ki ya diyoruz artık en hızlı koşana ödül verilmiyor. Dolayısıyla bu koşu alanında idmanlı olanlar, çalışmış olanlar, işte koşu tesisleri olanlar, antrenörleri olanların avantajı ortadan kalkmış oluyor. Biz diyoruz ki bundan sonra güreşte birinci olana ödül vereceğiz. Ne oluyor? Başka bir yarış başlıyor. Bilmiyorum anlatabildim. Evet. Çok teşekkür ederim hocam. Kulvar farklılaşıyor diyelim o zaman özetle. Evet, Peki hocam teşekkürler. burada gençliğin dediğiniz çok doğru. Yani geçmişteki o 100 yıllık, 200 yıllık açığı kapatamadık ama bundan sonraki dönemde nesilde bu teknolojinin de getirdiği fırsatlarla bu açığı oluşturmayabiliriz ya da çok daha kolay kapatabiliriz. Yarışa başlayabiliriz diyelim daha doğrusu. Peki hocam burada mesela şu andaki gençliğin temel 3 tane en önemli sorun nedir desek sizce gençler hangi sorunları yaşıyorlar en başta? Valla gençlerle ilgili pek çok araştırma var. Bu arada gençleri konuşmuyor olmamız şu açıdan güzel. Önümüzdeki hafta ya da 10 gün sonra yeni kitabım çıkıyor. Doğan Kitap'tan başlığı Yetişin Gençler. Süper, Dolayısıyla çok süper. hazırlıklıyım bu soruya. Orada epey bir araştırma inceledim. Aynı zamanda kendim de yine Zoom üzerinden Türkiye'nin değişik yerlerindeki gençlerle görüşmeler yaptım. Şimdi gençlerin sorunlarının ne olduğunu gençler aslında çok güzel ifade ediyorlar. Biliyorsunuz işte çok yaygın bir şekilde paylaşıldı bu. Gençlerin %67'si, %70'i yani neredeyse her üç gençten ikisi gelecekte Türkiye'de yaşamak istemiyor. Yani başka bir ülkeye okumak için değil, yaşamak için gitmek istiyor. %70'i umudunu kesmiş doğduğu topraklardan. Şöyle bir düşünün o cümleyi. Mutsuzluk oranlarına bakıyorsunuz. OECD içerisinde gençlerimiz en mutsuz gençler bizde. Dolayısıyla gençlerde bir sıkıntı var. Ama aynı zamanda aynı araştırmalarda da gençlere soruluyor. Ne yapalım sizin için? Bu dertleri ortadan kaldırmak için ne olması lazım? Hepsinde üç tane temel talepleri var gençlerin. Birincisi özgürlük. Gençler özgür olmak istiyor. Yani kendilerini ifade ederken özgür olmak istiyor, mesleklerini seçerken özgür olmak istiyor. Özgürlük duygusu bizim kuşaklar için de belki bir noktaya kadar önemliydi. Ama o dönemlerde özgürlük kalkınmanın girdisi değildi. O yüzden benim ilk kitabımın adı ya özgürlük ya sefalettir. Yani yol ayrımındaki Türkiye ya özgürlük ya sefalet. Çünkü bu yüzyılın girdisi bu ve gençler bunun farkında. Yani bilgiye ulaşma özgürlüğü, bilgiyi paylaşma özgürlüğü, bilgiyi eleştirme özgürlüğü bunu istiyorlar ve bunalmış durumdalar. Kendilerini ifade edemedikleri için ya da kısıtlandıkları için. Birincisi bu. İkincisi gençlerin talebi adil rekabet koşulları. Gençler diyor ki ben çok çalışsam da başaramayacağım çünkü torpilim yok. Çok çalışsam da başaramayacağım duygusu bir toplum için kanserdir. Eğer çok çalışsam da başaramayacağım inancı yaygınlaşırsa kimse çalışmaz, üretkenlik azalır. İnovasyon olmaz, çözümler, sorunlara çözümler bulunmaz vesaire. Dolayısıyla gençler adil rekabet koşulları içerisinde iş aramak istiyor, yükselmek istiyor. Üçüncüsü, dikkat ederseniz bir sıraya koymaya çalıştım. Üçüncüsü eğitim. Daha önce birkaç yerde de söyledim, burada da söyleyeyim. Türkiye'deki eğitim sorunlarını eğitimi konuşarak çözemeyiz.
Öyle olsaydı ben ilk kitabımda eğitim üzerine yazardım. Yazmadım. Ben ilk kitabını Türkiye'deki yapısal reformlar üzerine yaptım. Adalet üzerine, özgürlük üzerine yazdım ikinci kitabımı. Neden? Çünkü adalet olmazsa, adil rekabet olmazsa, kurallar, kaideler belirlenmezse, bunlar şeffaf bir şekilde ortaya konulmazsa, bu kurallar, kaideler özgür bir ortamda tartışılıp iyileştirilmezse, istediğiniz kadar eğitime yatırım yapın, dünyanın en iyi öğrenci okullarını, en iyi ortamlarını yaratın. Oradan mezun olan çocuğu orada tutamazsınız. Çünkü dünya global bir dünya. Çocuk gider. Zaten Türkiye'de olan da o. Hocam çok güzel. Bu tabii gerçekten katılıyorum. Yani özgürlük, adil rekabet ve eğitim. Yani bunun siyasi ayrım vesaire falan gözetmeksizin aslında gençliğin istediği şeyler olduğuna inanıyorum ben de. Çok kıymetli. Teşekkür ederim bu bilgiler için. Hocam peki örneğin bir Amerikan gençliği, bir ne bileyim Çinli ya da bir Rus gençliği ya da bir Avrupa genci de benzer kaygıları taşıyor mu? Ya da onlar için de bu sorunlar geçerli midir yoksa onların sorunları daha mı farklıdır hocam? Siz dünyayı bilen Onda bir yani coğrafya sorunları bilirsiniz. daha farklı ama demografik bir fark var. En önemli fark o. Türkiye tarihi boyunca, Cumhuriyet tarihi boyunca ve öncesinde de tabii ki ve bundan sonraki tarihi boyunca çok iddialı bir cümle kuracağım. Hiçbir dönemde bu kadar çok genç nüfusa sahip olmadı ve olmayacak. Yani nüfusumuzun içerisindeki gençlerin oranı demografik olarak en geniş, tarihteki en büyük nüfusa ulaşmış durumda. Bundan sonra biliyorsunuz 2 yıldır Türkiye'de doğurganlık oranı nüfusu yenileme oranının altına düştü. Pek şu an tartışmıyoruz çünkü başka dertlerimiz var. Gündeme gelmiyor bu dediğim istatistik. Ama bu şu demek, Türkiye'de ya da dünyada her ortalama bir kadının 2,1 çocuk doğurması lazım ki nüfus olduğu yerde dursun. Türkiye'de bu oran 1,8'e inmiş durumda ve düşüş o kadar hızlı ki yani Şaban Bey inanılmaz. Yani dünyada bu kadar hızlı düşen çok az ülke var. Dolayısıyla bu tabii kısa vadede iyi çünkü biz bütün sorunlarımızı nüfusla açıklıyoruz. Halbuki alakası yok. Yani Türkiye'nin sıkıntısı nüfusunun çok olması değil. Ama neyse oraya girmiyorum. O uzun teorik bir konuşma. Fakat şunu söylemeye çalışıyorum. Avrupa'da hiçbir ülkede bizimki kadar genç yok. Rusya'da genç yok. Amerika'daki genç nüfus oranı Amerika'nın kendi istihdamı içerisinde ihtiyaç duyduğu nüfus oranının altında. Türkiye öyle değil. Türkiye'nin her sene 1,2 milyon gence iş bulması lazım. 1,2 milyon gence. Her sene. Yani KPSS'yle falan alınan sayıyı söyleyeyim 50 bin en iyi yılda. Dolayısıyla devletle falan olacak iş değil bu. 1 milyon gence bu kadar yoğun bir genç nüfusuna sahip bir ülke için gençlik politikaları, gençlerin sorunları milli güvenlik sorunudur. Yani İtalya'da çocuklar, gençler üzerine tartışma yapmanın bir alemi yok. Çünkü nüfus içerisindeki oranları çok düşük. Bizde öyle değil. Biz Avrupa'da en çok, diyorum işte tarihimiz boyunca en geniş nüfusa sahip bir ülkeyiz. Şöyle bir istatistik vereyim. Bizde ne evde ne işte olan gençlerin oranı %30. Yani ne işte ne okulda ne evde. Bunun sayısı ne biliyor musunuz? Norveç nüfusuna eşit. Yaklaşık 7 milyon gençten söz ediyoruz. Yani bizde sayılar büyük. Bu kadar büyük sayıda gence istihdama sokmazsanız ne olur? Siz de bankacısınız Şaban Bey. Bu gençler 20'li yaşlarında istihdama girmezse 10 yıl biliyorsunuz orada bir yaklaşık 10 yıllık bir bölüm var. Orada istihdama girdi girdi girmezse ne olacak? Bu gençler 30'lu 40'lı yaşlara geldiğinde daha yaşlı olduklarında şu an 60-70 yaşındaki Türkiye'nin 70 yaş 65 yaş üstü nüfusu çok az. Yarın öbür gün bu gençler yaşlı olacak. Bu yaşlılara bakacak, ekonomik devinimi yapacak, üretimi yapacak genç nüfus da yok. Bu gençlerin zaten birikimi de olmayacak. Şimdikiler gibi bir emeklilik sistemi de olmayacak. Buna biz demografik fırsat penceresi diyoruz. Bu pencere kapanıyor. Peki hocam yani aslında Biraz umutlu eğitimde konulardan konuşalım. Hep kötü yerlerden soruyorsunuz ya. geleceğiz Ben hocam. bile bunaldım yani. Onlara da geleceğiz. Tabii eğitim deyince döndük. Yani gençlerin sorunları deyince işsizliğe geldik. İşsizlik denince de aklımıza ekonomi geliyor tabii sonuçta. Neticede tabii burada devlete ve siyasilere bir takım görevler düşüyor. Ne bileyim ebeveynlere görevler düşüyor mu?
Orada da bir yanlışlıklar var mı? Siz gençlik, çocuk yetiştirme ile ilgili kitaplarınız da var. Bir de kendilerine ne gibi görevler düşüyor? Yani üç başlıkta kısa kısa bunlarla ilgili neler söylersiniz hocam? Devlet, ebeveynler ve kendileri. Ne şimdi yapmalı? Benim kitaplarımın, Türkiye'de kitaplarımın basılışına bakarsanız, ilk kitabım Ya Özgürlük Ya Sefalet, Yol Ayrımındaki Türkiye, 2014'te çıktı. Ve orada ben yapısal reformlar için bir reçete yazdım. Çok da geniş, uzman bir çevreyle hazırlamıştım bu kitabı. Dolayısıyla orada karar vericilere, yasa yapıcılara, siyasetçilere seslenmeye çalıştım. O yıllardan beni tanıyanlar varsa, o Selçuk'la bu Selçuk aynı Selçuk değil. Çünkü orada derdim başkaydı. Orada benim umudum şuydu. Ya bu şu an biraz önce sözünü ettiğimiz sorunlar o kadar net ki, bunların çareleri de o kadar net ki. Yani herkes de hemfikir, biraz önce konuştuğumuz konularda bütün siyasetçiler aşağı yukarı benzer şeyleri söylüyor. Benim derdim, umudum oydu ki işte bunu söyleriz, Türkiye tartışır, bir şey olur. Olmadı. İkinci kitabımda yetişkinlere seslendim, o da olmadı. Ben de bu nedenle bu soruları sordum. Başlığı, efendim? Bu nedenle bu soruları sordum yani. Bu üç başlığı, evet, evet. Üçüncü kitabımın başlığı o yüzden Şaban Bey, yetişin çocuklar. Yani orada iki tane anlam var. Bir çocuk yetiştirme var, öbürü gelin bizi kurtaran, umut sizde. Yeni kitabımın adı da Yetişin Gençler. Çünkü ben bir anlamda şu an Türkiye'de 30 yaş ve üstü kuşaktan umudumu kesmiş durumdayım. Orada bir kişisel gerekçemi de söyleyeyim. Ben sonuçta Amerika'da bir hocayım. Bir öğretmen çocuğuyum, Ardahanlıyım. Bir derdim var. Babam bir cumhuriyet öğretmeni. Öyle yetiştirdi bizi. Ülkeye borcum olduğunu düşünüyorum ve sınırlı kaynağım var. Yani kişisel olarak sınırlı enerjim var. Sınırlı zamanım var. Dolayısıyla ben derdim, çocuklar ve gençler, şimdi onlara sesleniyorum. O yüzden bence çok doğru ve daha umutlu bir noktaya geldik. Türkiye'de 30 yaşın üstündekilere dert anlatmak İmkansız demiyorum, mümkün, ama bu siyasal kutuplaşma içerisinde insanları, bu biraz önce sözünü ettiğim sorunların siyasal çözümü için ikna etmek çok zor. Dolayısıyla tek buluşma noktamız bizim çocuklar ve gençler. Çünkü siyasi duruşunuz, kimliğiniz ne olursa olsun, söz konusu olan çocuklar ve gençler olunca en azından bir noktada bir araya gelme umudunuz var. Ben bunun izlerini görüyorum en azından kendi iletişimimde. Dolayısıyla o noktada işte ebeveynlere çok iş düşüyor. O noktada öğretmenlere, eğitimcilere ve sizin gibi vakıflara çok iş düşüyor. Orada da yapacak çok şey var. Onları belki detaylıca konuşma fırsatımız olur, sorular olursa. Ama özetle şunu söyleyeyim. Biraz önce o sözünü ettiğim hani özgürlük, adalet ve eğitim. Beceri bazlı eğitim. Bu sözünü ettiğim üç noktada ebeveynlere de iş düşüyor, öğretmenlere de iş düşüyor, yurttaşlara da iş düşüyor. Yani her birimizin yapacağı şeyler var. O noktada sosyal girişimcilik kavramını Türkiye'ye anlatmaya çalışıyorum. Bu şu demek, şimdi biraz önce sözünü ettiğimiz sorunların çözümünü nerede arayacağız? Siyasette arayacağız, devlet yapsın diyeceğiz ya da özel şirketlerden umacağız. Bir başka yol, ama bütün bunları yapalım, onlar olmadan olmaz. Ama bir başka yol, her birimiz bir sabah kalkıp yeni bir yola çıkma özgürlüğüne sahibiz. Yani sabah kalkarız ve deriz ki, ya şöyle bir sorun var, büyük bir sorun, mesela atıyorum işte gençler üzerine konuştuk, gençlerin istihdama giriş sorunu. Ya acaba bir tane gence mentorluk yapabilirim, bir tane gence. Yani tanımadığım, akrabam olmayan, o çevremin dışında bir tane gence abilik, ablalık yapabilir miyim? İşte ona CV nasıl yazılır, mülakata nasıl girilir, yardımcı olabilir miyim? Evimi açabilir miyim, işte ofisimi açabilir miyim? Yani bir kişi. O bir kişiye ulaştığınız zaman, o eski bir metafordur bu. Dünyayı değiştirmiyorsunuz. Ama dünyayı değiştiriyorsunuz. O bir kişinin dünyasını değiştiriyorsunuz. Bravo. Oradan sonra ne olacak? Çünkü bizim her birimizin, bakın bugün orada cuma akşama doğru bakıyorum, herkes işinde gücünde ofisinde, bıraktınız işte bu sohbete katıldınız. Niye? Bir derdiniz var. Bir tercihte bulundunuz. İşte aynı tercihleri çoğaltmamız lazım. Ve oradan da iyi örnekler bulmamız lazım. Yani o iyi örnekleri çoğaltmamız lazım. Sadece kendimizin yapması yetmiyor. O yüzden ben mesela medyaya falan çıkma gerekçem o.
Yani bu iyi örnekleri anlatmak. YouTube kanalı kurdum. Bu arada herkes gidip abone olsun. Yayından sonra bakacağım buradaki sayıyla abonelik sayısı artmış mı diye. Niye? Çünkü kitap yazıyorum. Kitaplarımı okuyanlar benim gibi düşünenler. Evet. Kitapçının yolunu bilecek, kitap alacak, kitap okuma alışkanlığı olacak. Benim derdim o Türkiye ile değil. İki tane Türkiye var. Hep anlatıyorum, tekrar anlatayım. Bir tarafta %15-20'lik evinde işte kitaplık olan, anne babasından bir tanesinin üniversite mezunu olduğu, varlıklı Türkiye. Çocukları özel okullara gidiyor vesaire. O Türkiye ile benim bir işim yok. O Türkiye zaten belki Norveç, belki İsveç seviyesinde çocuklarını yetiştirebiliyor. Fakat 83 milyonluk bir ülkeyi o %10, %15'lik kesim kurtaramaz. Geriye kalan %80, %85'lik kesimin evinde kütüphane yok. Anne babasının üniversite derecesi yok. Evet. İşte çocuğun bilgisayarı yok, bilmem şeyi yok, yani kütüphanesi yok. Ne oluyor? Bu ikinci Türkiye ile birinci Türkiye arasındaki makas her gün açılıyor. O makası kapatmak için her birimize iş düşüyor. Elimizde olan kaynaklar hiç de tahmin ettiğiniz kadar sınırlı değil. Her birimizin vereceği bir şey var, yapacağı bir şey var. Evet. Hocam tabii kamuda biliyorsunuz bir şeye verilen önem ona harcanan parayla ölçülüyor. Bu anlamda kamu harcamaları içerisinde eğitimin payını, ben de bu arada eski bir eğitimciyim. Bir süre yani eğitim enstitüsünde okumuştum geçmişte. Öğretmenlik de yaptım. Evet. Dolayısıyla eğitime bakışım hep farklı. Kamu harcamaları içerisinde bir iktisatçı olarak eğitime ayrılan parayı, yani payın yüzde kaç olduğuna baktığımda doğru, son 15-20 yıllık dönemde bir artış var. Yani %2'lerden %4-5'lere kadar gelmiş durumda. Bu bir artış gibi görünüyor ama yine de Avrupa'nın ve Batı'daki gelişmiş ülkelerin oldukça gerisinde bir oran. Fakat bu oranda artış görmemize rağmen eğitimin içeriğinde ve niteliğinde hep yaya kaldığımızı, bir yol alamadığımızı görüyoruz. Yani bu anlamda işte siz çok daha iyi biliyorsunuz. İşte PISA testleri vesaire konularında Türkiye'deki eğitim sistemi hep geride kalıyor. Yani böyle baktığımız zaman neden acaba? Yani biz okul açıyoruz, sınıf açıyoruz, öğretmen atıyoruz, para harcıyoruz ama PISA testlerinde yerlerde sürünüyoruz. İstediğimiz sonucu alamıyoruz. Bu niye hocam? Ne yapmamız gerekiyor orada? Şimdi orada yani karar verme süreçlerini sorgulamamız gerekiyor. Yani işte para artar azalır. Herkes evinde bütçe yapıyor. Aynı parayı şimdi bu ekranda gördüğüm 10 kişiye versem, bir ay sonra bir proje yapmanızı istesem 10 tane değişik kalitede ürün çıkar. Neden? Çünkü kimisi biraz daha özen gösterir. Kimisi belli yaklaşımı olduğu için farklı bir iş ortaya çıkartır. Dolayısıyla önemli olan sadece bütçenin arttırılması değil, o bütçe içerisindeki kalemlere nasıl karar vereceğiz? Türkiye'deki yönetim yapısındaki en büyük sıkıntı karar verme süreçlerinin tekelleşmesi. Yani farklı fikre sahip olan yaklaşımların masada, karar verme masasında bulunmaması. Farklı fikir olmayınca yaratıcılık olmuyor, farklı fikir olmayınca iyi fikir ortaya çıkmıyor. Yani bu daha basit, anlatamam bunu. Dolayısıyla Türkiye'de şu an eğitimin bütçesini arttırsanız bile sonucun değişeceğinden emin değilim. Çünkü karar verme süreçlerimiz veriye dayalı değil, başka gerekçelerle karar veriyoruz. O noktada belki yani Türkiye'de bu bütçeyle ilgili konuşurken, neyse oraya girmeyeyim. Burada durayım. Derin bir konu. Ya hocam tabii şöyle, yani herkes, her siyasi parti, her düşüncedeki insan özgürlük diye yola çıkıyor. Fakat okullara geldiğiniz zaman, eğitim sistemine geldiğiniz zaman, öğrenim sistemine geldiğiniz zaman çok da öyle değiliz yani. Buna yani, ya bu özgürlük konusunu yani, Şaban Bey bir az bir açmak isterim kavram olarak. Çok, şimdi çok sevindim hocam. Ben 51 yaşındayım şimdi. 30 yaş, 35 yaş ve üstündekilere özgürlük deyince Türkiye'de şöyle bir araştırma yapsak, laçkalık gelir, kaos gelir, tembellik gelir. Çünkü özgürlük kavramı biraz başka gerekçelerle oraya sıkıştırılmış bir kavram. Evet, dolayısıyla doğru. Ben özgürlük deyince karşı taraf diyor ki ya tembel. Belki bu eskiden geçerliydi. Yani makine çağında her şeyin tıkır tıkır işlediği sistemlerde, ağır sanayi devrinde diyelim, belki farklı düşünenlere ihtiyacınız yoktu. Çünkü işte sonuçta ürettiğiniz 3 tane ürün var. Çok da çeşitlendirmiyoruz ürünleri. Yani 3 çeşit araba vardı işte. Hatta Türkiye'de 2 çeşit vardı. Dolayısıyla orada aykırı düşünenlere
nasıl bakılırdı? Ya işte burada bir üretim var, sen bunu bozmaya çalışıyorsun. Köy Eski yerlerine... köy, eski köye yeni adet getiriyor. Aynen, ben 18 yaşına kadar köyde yaşadım. Şimdi köy yerinde sıra dışı düşünene, ya tarlayı öyle değil de böyle ekelim diyene iyi bakılmazdı yani. Niye? Farklı düşünüyor. Ya 100 yıldır, 200 yıldır bu tarla böyle ekiliyor. Şimdi eskiden o oturmuş sistemde farklı düşünenlere ihtiyacımız belki yok. Çok da dolayısıyla yoktu belki. Anlıyorum yani o özgürlük kavramının değersiz olarak algılanmasını anlıyorum. Fakat şunu anlatmaya çalışıyorum. Devir değişti. Şimdi artık bakın şu an kullandığımız teknoloji nasıl ortaya çıktı? Zoom'u kullanıyoruz şimdi. Nasıl ortaya çıktı? Ya birisi geldi itiraz etti. Dedi ki bu telefon böyle çalışmak zorunda değil. Daha iyisi nasıl olur? Kavga ettiler, tartıştılar. Farklı düşünceler ortaya geldi. Farklı tür projeler birbiriyle adil koşullarda yarıştı ve daha iyisi çıktı. Yani özgürlük olmadan çıkmıyor. Yeni inovasyon olmuyor. Etrafınıza bir bakın. Her konuda özgür tartışma ortamı olmadan yeni fikir ortaya çıkmıyor. Siz biraz önce öğretmen enstitüsü mezunuyum dediniz. Bu arada onu da altını çizelim. Eğitim. Türkiye'de eğitimle ilgili daha önce sorduğunuz bir soruya eksik bırakmıştım yanıtını. Eğitimle ilgili ne yapmamız gerekir sorusunun yanıtını dünyanın başka hiçbir yerinde aramamıza gerek yok. Türkiye bütçesinin çok çok sınırlı olduğu dönemlerde 1930'larda, 1940'larda o koşullarda bile köy enstitüleri gibi çağının çok ötesinde ve bugün bile Finlandiya eğitim sisteminin temeli kabul edilen bir projeyi ortaya koymuştur ve başarıyla uygulamıştır. Köy enstitüleri kapanmıştır. Kapandıktan sonra eğitim enstitüleri olarak o fikir, o nüve, o iklim devam etmiştir. Öğretmen enstitüleri de Türkiye'nin bence eğitim enstitüleri kadar kaybettiği büyük bir varlık, büyük bir inovasyondur. Onun da altını çizmiş olayım. Çok doğru hocam. Ben de aynı konuya değinecektim. Cumhuriyet'in ilk yıllarında Türkiye'de okuma yazma oranı %5. Buna rağmen 15-20 yıllık dönem boyunca, yani o köy enstitülerinin kapanma dönemine kadar olan dönemde Türkiye'de inanılmaz bir sıçrama var. Eğitimde de var, ekonomide de var baktığımız zaman. Demek ki bir devletin öncülüğünde sistemsel bir yaklaşımla bunu bir kitlesel harekete dönüştürüp başarılı sonuçlar elde etmek mümkünmüş demek ki aslında. Peki hocam bu Finlandiya eğitim modeli dediniz. Şimdi o modeli ben de iki defa inceledim, okudum. Ama konuklarımızdan belki bilgi sahibi olmak isteyen vardır. Ya ben orada bir seferberlik görüyorum. Yani resmen eğitim seferberliği düzenleniyor. Devletin öncülüğünde ama sadece devlet değil, ona sivil toplum örgütleri, bireyler, kurumlar, kuruluşlar, herkes her yönüyle destekliyorlar ve inanılmaz sonuç elde ediyorlar. Ya ona sizin bakışınız nedir? Gerçekten biz mi Finlandiya modelinden etkilendik yoksa bizim köy enstitüsü modelimizden Finlandiya eğitim sistemi mi etkilendi? Yani nedir ona bakışınız? Şimdi 1920'lerde, 25 yanılmıyorsam, ben şu an New York'tayım. Buraya, yani bulunduğum yere 1-2 kilometre uzakta Columbia Üniversitesi var. Columbia evet. Üniversitesi'nde John Dewey diye bir profesör var. Genç bir profesör. John Dewey çok temel bir yaklaşım var eğitim pedagojisine. Diyor ki yaparak öğrenme. En iyi öğrenme yolu yaparak öğrenmedir diyor. Yaşayarak 1925'te evet. söylüyor bunu. Evet. Sonra araştırıyor ve John Dewey'i kim davet ediyor biliyor musunuz? Mustafa Kemal Atatürk Türkiye'ye davet ediyor. 1900 ya yılı unutabilirim. Ben akademisyen olduğum için yıl vermeyeyim burada. Önemli. Yanlış olmasın ama 27 diyelim. Evet. Fakat şimdi gitseniz bile 1927'de diyelim Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir rapor hazırlıyor. Çünkü o dönemde eğitim konusunda hem Türkiye içerisinde, bak 1927'lerden söz ediyorum. Yani Cumhuriyet evet. yeni kurulmuş, sanayileşmeden belki işte diğer yatırımlardan önce eğitim tartışılıyor ne olsun deniyor. John Dewey hazırladığı o rapor köy enstitülerinin kuruluş sürecinde de katkı olarak görülüyor. Şimdi niye John Dewey'i anıyorum? Çünkü Finlandiya eğitim modelinin dayandığı kuramsal çerçeve John Dewey kuramsal çerçevesi. Hı hı. Peki John Dewey ne diyor 1940'lara geldiğimizde? Diyor ki dünyada bu işi en iyi yapan Türkler diyor. Yaparak öğrenme modeli. Yani evet. köylü çocuklarını alıyor. O köylü çocuklarını çok kısa süreli ama yoğun bir eğitimin sonunda onları da o çocukları kendi akranlarını, kendi çocuklarını eğitmek için köylere gönderebiliyor ve büyük bir kalkınma hikayesi başlıyor. Aslında kalkınmanın da anahtarı o. Çünkü köylerde tüketim arttırıyor, köylerde
üretimi arttırıyor her bakımdan. Şimdi Finlandiya, ben Kars diyeyim. 2-3 defa söyledim bunu. Şimdi siz de oğlusunuz. Biz Doğu'yu niye terk ettik diye şöyle bir sorsam, işte ekranda olan mesela Atıf Bahçeci Bey'i görüyorum, işte Ziya Yüksel Bey'i görüyorum. Sorsam ya niye Doğu'yu terk ettiyseniz ne dersiniz? Ya soğuktu değil mi? Çok soğuk bizim oralar. Hele Kars, yani ben Göreliyim, Türkiye'nin en soğuk yeri. Yani biz soğuk olduğu için Doğu'yu terk ediyoruz. Göç, niye göç ediyoruz? Yani ben niye şu an Göle'de öğretmenlik yapıyorum? Sorsanız bana soğuktu. Şimdi ben Finlandiya'ya gittim, Norveç'e gittim. Ya, çok daha ya fena. Kars'ın soğuğu o adamların yazı. Yani Finlandiya dediğiniz yer bozkır ve soğuk. Norveç dediğiniz yer soğuk. Yani Norveç'te 6 ay, biraz kuzeye gidin. 6 ay gece, 6 ay gündüz. Norveç dediğiniz yer şu anda dünyada hem insanların en çok yaşamak istediği yer, hem en mutlu olduğu yer, hem de üretim olarak, milli gelir olarak bir numara. Nasıl yapmışlar bunu? İşte nasıl yaptıklarının yanıtı, 1970'lerde Finlandiya, Norveç'ten de farklıdır Finlandiya. Finlandiya'da doğal kaynak yok. Norveç'te petrol bulunuyor biliyorsunuz. Finlandiya'da o yok. Finlandiya'da ne var biliyor musunuz? 1970'e baktığınızda Türkiye var. Yani bizim Kars, Erzurum, Van'ı alın, Ağrı'yı da koyun araya, işte al sana Finlandiya. O. Balıkçılık var. Başka bir şey yok. Diyorlar ki biz nasıl var olacağız? Biz nasıl ayakta duracağız? Yani 20. yüzyıl geliyor, biz ne yapacağız? Ve oturuyorlar, işte o dönemde bir taraftan yüksek enstitüler kuruyorlar, araştırma enstitüleri. O enstitülerden çıkan ürünlerden bir tanesini şu an biz kullanıyoruz. Nokia telefonları, ilk cep telefonları. Ki o teknoloji, bakmayın Nokia bizim elimizdeki telefonlarda şu an kullanılmıyor ama nerede kullanılıyor? Türkiye'de şu an sizin kullandığınız telefon tower'ları var ya, tower'ın Türkçesini unuttum. Orada kullanılıyor. Yani o teknoloji kaybolmuyor. Şimdi çocuklarımız Minecraft oynuyor, bilmem Angry Bird oynuyor. Bunlar nereden geliyor? Bunlar Norveç'ten, Finlandiya'dan geliyor. Nasıl oluyor? İşte 70'te başlıyor. Sonra 90'lara geldiğimizde bir taraftan yüksek enstitülerle başlıyorlar. Bir taraftan 90'lara geldiğimizde diyorlar ki ya bu yetmiyor. Bütün köylere, bütün her tarafa okul öncesi eğitim kurumları açıyorlar. Ben Finlandiya'da bu atılımı yapan başbakanı Türkiye'ye davet ettim. İstanbul'da 3-4 gün toplantılar yaptım. Bundan 5-6 yıl önce. Adama sordum, aynı böyle sizinle yaptığımız gibi bir söyleşide. Yani nasıl yaptınız? 1990'da en büyük ekonomik krizini yaşarken Finlandiya, bu başbakan topluyor kabineyi, ülkeye bir konuşma yapıyor. Siz milli seferberlik dediniz, çok doğru. Ve diyor ki, her bakanlıkta bütçeyi yarıya indiriyoruz çünkü kriz var. Bir bakanlıkta ikiyle çarpıyoruz diyor. Hangi bakanlık? Milli Eğitim Bakanlığı. Milli Eğitim. Evet. Ne oluyor peki 1990'da bu yapılıyor? 10 yıl sonra ne oluyor? 10 yıl sonra Finlandiya dünyada birinci oluyor. İlk yapılan PISA testinde dünyada birinci oluyor. Ama bir topyekün, bütün ülkenin katılımıyla oluyor. Evet. İşte 1970'lerde bizimle aynı olan, nüfusunun %70'i köylerde yaşayan ülke 2020'ye geldiğimizde işte kaç, 30 bin dolar, 40 bin dolar milli geliri olan, yüksek teknoloji üreten bir ülke oluyor. Peki hocam, eğitimin içeriğine de biraz girmek lazım çok kısa bir şekilde. Gerçi bir tanesi şey, özgür düşünce. Yani bireylerin, ben de sizin gibi anlıyorum özgürlük deyince, yani bireylerin özgürce düşüncelerini ifade edeceği bir ortam yaratmak. Bu burada devlete görev düşüyor en başta. Artı işverenlere vesaire düşüyor, öğretmenlere düşüyor, velilere düşüyor. Yani özgürce düşünce, yani o inovatif yaklaşımın, inovatif bakış açısının ortaya çıkması, sorgulayan, araştıran bir yapının ortaya çıkması gerekiyor. Onun dışında örneğin bir fen bilimi eğitimi, yani toplam eğitim saatleri içerisinde fen bilimlerine ayrılan eğitimin artması mı önemli? Özgür düşünceye ek olarak söylüyorum ben. Ne bileyim, herkese ulaşabilir durumda olmamız mı önemli? Ya da teknoloji mi önemli? Yani içerik de çok önemli burada. Yani örneğin ya Hindistan aklıma geliyor. Kadar... Örneğin çok özür diliyorum. Hindistan aklıma geliyor. Hindistan'da mesela haftalık matematik ve fen bilimlerine ayrılan ders sayısı bizim Türkiye'nin 3 katı 4 katı. Şimdi orada mesela teknolojide adamlar Hindistan olmasına rağmen dünyaya üstünlük sağlıyorlar. Yani inanılmaz bir bilgi üretiyorlar. Katma değer yaratıyorlar. Yani burada içeriye biraz değinecek olursak nasıl bir içerik olmalı eğitimde hocam? Şimdi içerik müfredat tartışması tabii uzun bir tartışma ama sadece ana başlıklarıyla. Tabii teknik eğitimle, teknolojiyle
kalkınmak mümkün değil. Sadece teknolojiyle kalkınmak mümkün değil. Yani biz en iyi teknoloji eğitimini vereceğiz. İşte herkes oturacak, robot yapacak, biz kalkınacağız. Yani bu biraz tabir caizse nasıl söyleyeyim? Yani bir meslek grubunu incitmeden söylemeye çalışıyorum da. Hı hı, yani bu ucuz palyatif bir çözüm. Çünkü o teknoloji dediğiniz şey sadece teknoloji olarak ortaya çıkmıyor. Biraz önce söylediğim ekosistemi yaratmanız lazım. O ekosistem içerisinde fikirlerin tartışması lazım. O tartışma içerisinde bilginin alışverişinin sağlam olması lazım. İnsanların ürettiklerine sahip olabileceği hukuksal bir altyapı olması lazım. Ekosistem, yani işte Besli'de siz üzüm yetiştiriyorsunuz, biraz önce duydum. Orada bir ekosistem olduğu için o üzüm ortaya çıkıyor. Tabii. O ekosistemden suyu çekin, havayı çekin, çıkar mı o üzüm? Çıkmaz. Şimdi teknoloji de böyle bir çıktıdır, yani sözünü ettiğimiz teknoloji. O yüzden en iyi matematik müfredatını koysak biz milli eğitime, en iyi fen müfredatını koysak, herkese kodlama öğretsek sonuç ne olur? Sonuç farklı olmaz. Bir yere kadar gider, evet. Doğru. Yani mesela Hindistan'daki durumu da söyleyeyim. Hindistan'da merkezi bir sistem yok. Hindistan dünyanın en demokratik ülkesi. Dünyada hiçbir ülke yok ki 3. dünya ülkeleri içerisinde askeri darbeyle karşılaşmasın, demokrasi sendeğe uğramasın. Tek bir ülke var, Hindistan. Hindistan'da yerel yönetimler var. Her şey o yerel yönetimlerde oluyor. Her yerel yönetiminin farklı çözümü oluyor. Onlar da birbiriyle yarışıyor. Amerika nasıl başarıyor? Amerika'da Milli Eğitim Bakanlığı yok. Merkezi hükümetin Milli Eğitim Bakanı yok. Farklı farklı yörelerde, eyaletlerde farklı farklı yaklaşımlar sürekli birbiriyle tartıştığı, yarıştığı için ne oluyor? Herhangi bir sorun olunca 50 tane çözüm ortaya çıkıyor. Ondan sonra en iyisi hangisiyse o seçiliyor, gidiyor. Bu arada şeyi de hatırlatayım, 12 dakikamız kaldı. O zaman çok hızlı geçelim hocam, tamam. Peki hocam, eğitimli olmak ve verimlilik veya kaliteli yaşam arasında bir ilişki var mı hocam? Elbette var da işte oradan ben hep kurallar toplumuna, müeyyideler toplumuna gelmeye çalışıyorum. Adalet derken kastım da o. Yani eğitimi çok da yüceltmememiz lazım. Eğitim şart değil. Önemli olan kurallar toplumu olmamız. Şimdi hepimiz kuralları birlikte belirlersek ve kurallara riayet edersek bir arada yaşamamız daha kolay olur. Peki hocam, eğitime yapılan yatırım kaç yıl içerisinde sonuç verir yaklaşık olarak? Böyle hızlı hızlı kısa kısa sorular soruyor. Okul öncesi eğitime yaptırılan yatırım en hızlı geri dönüşü olan yatırım. O konuda pek çok ekonomik analiz var. 1'e 7 veriliyor. O yüzden yani nereye yaptığınıza bağlı. Mesela en geç yatırım alacağınız alanı söyleyeyim. Üniversite. Yani üniversitede lisans dediğimiz, yani ilk 4 yıllık döneme yapılan yatırım hem geri dönüşü çok düşük, hem de yani zaten 18 yaşına kadar gelmiş bir okuma yazma konusunda, eleştirel düşünce konusunda, temel beceriler konusunda ilkokuldan, ortaokuldan, liseden sağlam bir altyapısı yok. Sen onu alıyorsun, üniversitede diploma veriyorsun, hadi git üret. Üretemez ki, yapamaz ki. Ama üniversitede ne lazım? Yüksek teknoloji enstitüleri diye tabir edebileceğimiz Türkçe'de derinlemesine araştırmaların yapıldığı gerçek özgür ortamların yaratılması lazım. Yoksa bana sorsanız, hani sıfırdan yaratsak Türkiye'deki ve dünyadaki eğitimi, ben eğitimi 2 yaşında başlatırdım. Çünkü şu an biz bu okullar kurulduğunda beynin nasıl çalıştığını bilmiyorduk. Yani 19. yüzyılda kuruldu okullar. O yüzden 7 yaşında çocuklar okula alıyoruz. 7 yaş çok geç. 2 yaşında çocuk öğrenmeye başlıyor ve evdeki olanaklar kısıtlıysa ne oluyor? Öğrenme zayıflıyor. 7 yaşına geldiğinde çocuk okula gittiğinde eline kitap almamış. Ne oluyor o zaman? Çocuk bir ömür boyunca siz istediğiniz kadar yatırım yapın, o açığı kapatamıyorsunuz. O peki yüzden hocam, meraklı olanlar baksınlar. 1 milyon kitap projesini başlattım. Sebebi budur işte. Söylediğim araştırmada. Teşekkür ederim hocam. Peki hocam, Doğu Batı'da, Türkiye'de Doğu ve Batı'da bir eğitimde fırsat eşitsizliği var. Bunun sonuçları nedir? Yani bunu nasıl giderebiliriz? Ya çok geniş bir konu. Bir kitap yazılacak bir konu ama belki. Ya bu gerçekten önemli bir dezavantaj mıdır? Ya şimdi Doğu Batı o eskiden biraz da kaldı. Yani yine var ama azaldı. Şu an İstanbul'un içindeki okullar arası varyasyon Doğu ile Batı'dan daha fazla. Yani Etiler'de, İstanbul'da, Ulus'taki bir okulu alın, bir özel okulu alın. İşte Esenyurt'taki okulu alın. İkisini kıyaslayın. O ikisi arasındaki fark Doğu ile Batı'dan daha fazla. Dolayısıyla
doğu batı ekseninde değil, sınıfsal eksende bakmak lazım. Orada baktığımız zaman da ilk başta dediğim gibi iki tane Türkiye var. Bir Türkiye var, çocuklarını Norveç, İsveç, Finlandiya seviyesine yetiştiriyor. Kurslara gönderiyor, işte uzaktan eğitim aldırıyor falan falan. Evde yansıtma var, kitap var, şu var. Öbür Türkiye'de Bangladeş koşullarında çocuklarını yetiştirmeye çalışıyor. Bu iki Türkiye'yi birleştirmemiz lazım. Peki hocam, Türkiye'de kişi başı milli gelir bir ara 13 bin dolara kadar çıktı, sonra geri düştü. Şimdi 9'da en son bildiğim, o civarda, belki 8,5'a da inmiştir bu kur operasyonundan sonra. Şimdi bir anlamda bu az gelişmişlik tuzağı dediğimiz tuzağın limiti 15 bin doları aşmak gerekiyor. Biz bir türlü aşamıyoruz bunu. Yani bu patinajda yine eğitimin etkisi var mı hocam? Yani eğitimin etkisi var da sınırlı. Siz tabii eğitim vakfı olduğunuz için eğitimin etkisinin çok olduğunu söylememi tercih edersiniz. Ben de eğitimci olarak kendi alanımı yüceltmek isterim ama işte hep diyorum ki değil. Eğitimle bu işi çözmek mümkün değil. Türkiye'deki eğitim sorunlarını eğitimi konuşarak biz çözemeyiz. Bu milli gelir içerisinde eğitimin tabii ki bir çarpan değeri var ama çarpan değeri nedir? Matematikte biraz okuyanlar hatırlar. Çarpan neyle çarpacağız? İşte onu adaletle çarpacağız. Yani adalet ve eğitim olduğu zaman, özgürlük ve eğitim olduğu zaman etkisi oluyor. Yoksa tek başına eğitimle, tek başına teknolojiyle bu iş olacak değil. Yani mucizevi işte Sencer Hoca, unuttum şimdi hocanın ismini. Nobel aldı. Aziz Hoca Sancar. Nobel aldı. Bak ne güzel. İşte yarın öbür gün Türkiye'de bir tane Nobel'de bilmem nereden çıktı. Tek tek mucizevi çözümlerle işte bak bizim çocuklarımız da şu bilgisayarı yarattı, şu arabayı yarattı. Yani tekil mucizevi çözümlerle 83 milyon gibi devasa bir ülkeyi kalkındıramazsınız. Peki hocam, süremiz madem azaldı, sizin hassasiyetinizi biliyorum. Şimdi bizim 4-5 tane soru geldi bana. Ama ben size son soru olarak şunu sorayım müsaadenizle. Aslında sorum çok da süremiz azaldığı için son sorumu sorayım. Gençlere ne gibi tavsiyeleriniz var? Yani gençlik ne yapsın? Değil mi? Gençlere tavsiyem şu, bütün bu biraz önceki konuşmalarımız içerisindeki karamsarlığın sebebini yetişkinler olarak görsünler. Çünkü onların bir vebali yok. Ve bunu yetişkinler arası bir fasit daire, yani bu biraz önceki tartışmayı ben gençlere açmak istemem. Gençlerle o konuşmalarında mümkün olduğu kadar başka şeyleri konuşmak isterim. O yüzden gençlere tavsiyem, Mevlana'nın çok güzel bir sözünü kendilerine düstur edinmeleri. O sözde diyor ki sen yola çık yol görünür diyor. Yani çok uzun uzadıya planlar yapmalarına gerek yok. Çünkü hayat çok hızlı dönüşüyor. Bizim zamanımızda plan önemliydi. Şimdi plan o kadar önemli değil. Kafalarına bir şey koysunlar. Yoksa da arayıp bulsunlar. Tutkum nedir test ediyorum ben buna. Onun da çok basit bir ölçeği var. Yaparken zamanı ve mekanı unuttukları uğraş nedir? Gençler bunu arayıp bulsunlar. Zamanı ve mekanı unuttukları uğraş. Yani bu okumak olabilir, yazmak olabilir, işte bir aletle uğraşmak olabilir, işte çiftçilik olabilir, ata binmek, neyse. Bir şey bulsunlar, tutku, kendi tutkularını. O buldukları şeyin üzerine de hayatlarını inşa etsinler. Çünkü ancak tutkuyla bağlı olunduğu zaman başarılı olabilecek bir çağa girdi. Ben eski bankacıyım, orayla kapatalım isterseniz. Ben 5 yıl bankacılık yaptım. Çok başarısızdım. Yani çünkü sevmiyordum. Tutkum o değil. Benim tutkum araştırma, benim tutkum işte istatistik. Ama 5 yıl boyunca Türkiye'nin koşullarından dolayı, ekonomik nedenlerden dolayı ben o işte kaldım. Eğer ben bankacı olarak kalsaydım, mutsuz, başarısız, üretkenliğe katkısı olmayan bir adam olacaktım. Belli bir risk aldım. Yani ben bankadan istifa ettiğimde ailem falan çok kızmıştı bana. Yani nereye gidiyorsun, ne yapıyorsun diye. Ben o yüzden gençlere çok da bağlanmadan böyle işlere kendi tutkularını bulmalarını ve onun peşinden gitmelerini istiyorum. İyi hocam, çok teşekkür ederiz. Ben sorulara geçiyorum. Kısa 5 tane soru soracağım hocam. Ondan sonra bitireceğiz. Ali Aslanbay soruyor. Bizim vakfın yönetim kurulu üyesi. Pandemi döneminde Doğu ve Güneydoğu'daki kırsal kesimdeki çocukların eğitimlerinin kesintiye uğramaması için ne yapmalı devlet? Yani bu beni üzüyor. Okulları açması lazım. Devletin şu anda işte bu merkezi olması, yönetimin ve tekel olması sıkıntı. Türkiye'de köy çocuklarının şu anda okula gitmemesi için hiçbir neden yok. İki sebeple.
Bir, köyler zaten kapalı sistemler. Yani neyse onlar, herkes bir arada zaten. İkincisi, köylerde internet yok, bilgisayar yok vesaire. Yani uzaktan eğitimi alma şansları yok. Dolayısıyla köy okullarının, kırsal kesimdeki okulların hemen açılması lazım. Hiçbir neden yok kapalı olmaları için. Ali Bey'in de kastettiği o sanırım. Evet, evet. Doğru. Evet. Onun ötesinde Türkiye'de yerel olarak pandemide risk belirleniyorsa şu anda zaten il ve ilçe bazında. O riskler çerçevesinde mümkün olduğu kadar okulları açmak lazım. Çünkü o dediğim %80'lik Türkiye var ya. Evet, orada evet. İnternet yok, bilgisayar yok. O çocuklar okulun kapalı olduğu her gün bir adım daha geriye gidiyor. Kim ileriye gidiyor? Özel okula gönderiyor, iyi okula gönderiyor. Bilgisayar var, internet var. Evde anne babanın diploması var. Zaten onunla iletişim olunca çocuk öğrenmeye devam ediyor. Yani bir grup öğrenmeye devam ediyor, öbür grup geriye düşüyor. İki grup arasındaki makas açılıyor. Her gün açılıyor. O yüzden bir an önce bu sözünü ettiğim grup için okulların açılması lazım. Köylerdekiler için. Diğer grup için de, yani köyde değil, dar gelirli. Onlar için de işte dün bir hesap yaptım, Twitter'da paylaşmıştım. Yani 10 günlük sigaradan alınan vergiyle şu an istesek bütün 15 milyon gence biz ücretsiz internet verebiliriz. İnternet yok. Çocuklar, yani bana gelen mesajları görseniz, yani işler acısı. Çocuk evde dayak yiyor. Çünkü babanın, annenin internetini bitirmiş derse girdiği için. Bir evet. tane televizyon var, beş çocuk var. Hepsi bir odada. Yani dar gelirli aileler için uzaktan eğitim tam bir kaos, tam bir stres. Bunu bir an önce çözmemiz lazım. O yüzden ne diyoruz? Bütçe önceliktir diyoruz. Eğer peki Türkiye hocam. İsterse bu yüzyılın yollarına yatırım yapar. Geçen yüzyılın yollarına değil. Peki hocam, çok teşekkürler. Hocam Celal Topkan, CHP önceki milletvekillerimizden, Adıyaman milletvekillerinden Celal Bey'in bir sorusu var. Celal Bey der ki, son 15-20 yıllık dönemde eğitim sisteminde böyle araştıran, düşünen, sorgulayan bireyler yetişmediğini düşünüyorum. Bu konuda acaba Sayın Selçuk Şirin'in düşünceleri nedir diye sorar Celal milletvekilimiz. Şimdi baktığımız zaman mesela elimizde bir veri var, işte PISA verileri. O veriler Celal Bey'i doğruluyor. İşte ben de yayınlamıştım. PISA şunu soruyor. Eleştirel düşünce becerisi, yani biraz önce sözünü ettiğimiz o gerekli olan beceri, ülkeleri tek tek ölçüyor. Türkiye'de bunların içerisinde. Türkiye'de bu oran ileri derecede problem çözme becerisine sahip olan 15 yaşındaki gençlerin oranı %2.8. Peki Güney Kore'de nedir bu oran? İşte bütün ürünlerini kullanıyoruz. Evet. Kimisi evet. Samsung kullanıyorsunuz vesaire. Güney Kore'de bu oran %28. Şimdi tabii evet. ki Güney Kore yeni teknoloji üretecek. Biz üretemeyeceğiz. Biz taklit edeceğiz. Yani %2.8 evet. Bu kadar da çok genç nüfusunuz varken %2.8 ile kalkınmanız mümkün değil. Doğru. Ahmet Önder arkadaşımız da şey demiş, yani 12 Eylül öncesinde sorgulayan, araştıran bir gençlik vardı, o yok edildi diye bir ekleme yapmış Ahmet Bey. Şimdi bir başka izleyicimiz Bekir Güneşan, aynı zamanda vakfımızın yönetim kurulu üyesi. Bekir Bey diyor ki, eğitimle ekonomi arasında doğrusal bir ilişki var mıdır diyor. Aslında konuşmalarımızda kısmen ona yanıt vermiş olduk. Var. Ya o konuda Daron Acemoğlu'nun çok güzel bir yazısı var, araştırması var. Arkadaşımız ilgileniyorsa Google'dan arayıp bulabilir. Yani eğitim mi ekonomiyi, ekonomi mi eğitimi etkiliyor tartışmaları da var. O biraz kuramsal olduğu için girmiyorum. Evet, evet. Ama daha önce söylediğim gibi eğitimin çarpan etkisi var. Var. Ama neye çarpmamız lazım onu? İşte adalet olması lazım. Adil rekabet olması lazım. Kuralların şeffaf olması lazım. Şimdi ben desem ki, şimdi bizi izleyen Besne'de bir tane genci ben New York Üniversitesi'nde burs vereceğim. Değil mi? Şu an buradan anons etsek ve desek ki yarışma herkese açık. Ve yarışmada 3 tane beceriye bakıyoruz. İşte ana dilini kullanma becerisi, matematik ve fen. Değil mi? Şeffaf, evet. açık diyoruz. Sorular şu olacak diyoruz. Yayınlıyoruz örnek soruları. Herkesin güvendiği bir jüri oluşturuyoruz. Şimdi böyle bir yarışma olsa, bu yarışmaya Besni'de en başarılı öğrenciler, bütün öğrenciler katılır. Şu an kürsüde olsaydım el kaldırmanızı isterdim. Çocuğunuzun katılmasını ister misiniz diye. Herkes el kaldırır. Niye olmaz yani? Denesin çocuğum. Çünkü çabalarsa başarılı olacağına inandığı bir sistem var. Bu birinci senaryo. İkinci senaryoda da desem ki ya bunu yapacağım ama ondan sonra Şaban Bey size diyorum ki ya aslında ben
işte içinizde Karslı varsa onu götüreceğim diyor. Tamam mı? Örgü. Sonra siz bunu bilgiyi yayıyorsunuz. Diyorsunuz ya Selçuk Hoca bu yarışmayı açtı ama aslında bir Karslı arıyor. Ondan sonra işte Karslıların içerisinde de şu siyasi partiden olacak, bu mezhepten olacak, işte Kürt ya da Türk olacak, böyle alt alta gidiyor. Şimdi böyle olursa siz çocuğunuzu bu yarışmaya sokar mısınız? Siz genç olsanız bu yarışmada başarılı olmak için çaba harcar mısınız? Çok güzel. Evet. Doğru. Peki hocam son bir soru var. Aslında soruyu iki kişi sormuş ama aynı soru. Bir tarafında Bekir Güneşen var. Ek bir soru sormuş. Bir de ismini bilmediğim bir konuğumuz sormuş. Cumhuriyet'in ilk yıllarında o birinci sanayileşme dönemi vesaire konular, bu seferberlikle birlikte ortaya çıkan çok önemli iktisadi kıymetler vardı biliyorsunuz. İşte Sümerbanklar, Etibanklar işte gibi. Şimdi bu Cumhuriyet'in kazanımları bir bir yok edildi. Özellikle son 15-20 yıllık dönemde. Biz bu şartlarda nasıl şey yapacağız? Yani ne diyelim? Doğru şeyler elde edeceğiz, doğru sonuçlara varacağız. Yani bu bir handikap değil mi diye sorulur. Ya handikap da işte ama insanın da böyle güzel bir tarafı var yani. Handikaplarla başa çıka çıka ilerliyoruz. Yani ne yapalım o zaman? Yani ben şimdi bak sabah kalktım burada, işim gücüm var. Hepsini bir tarafa bıraktım. Sizinle dertleşmeye çalışıyorum, bir yol bulmaya çalışıyoruz. Siz işte bir bankacısınız, siz de işinizi bıraktınız, bakın evet, buraya yoğunlaşmışsınız. Evet. İşte burada olan herkes bir özveride bulunarak, bir derdi olduğu için bu sohbete katılıyor. Dolayısıyla bir umudumuz olduğu için buradayız. O umudu kaybedersek asıl kayıp o olur. Yani Sümerbank kapanır, yarın kurarız Sümerbank. Ama umudumuzu, hayatı evet, değiştirme, dönüştürme umudumuzu kaybedersek işte o zaman asıl kaybımız olur. O noktada ben Yetişin Çocuklar kitabımda Mustafa Kemal'den bir anı anlatmıştım. Erzurum Kongresi öncesi. Onu bir daha anlatarak bence bitirelim. Çünkü benim de gitmem lazım. Tabii. Söz verdim. Tabii. Mustafa Kemal Erzurum Kongresi'nden birkaç gün önce bir yaz akşamı gece saat 4 dolaylarında arkadaşını çağırır Erzurum'da ve der ki yaz der. Ve arkadaşına yazdırır, hayallerini yazdırır. Cumhuriyet olacak diyor idare şekli. Hayallerini alt alta yazıyor. Şu olacak, bu olacak. Arkadaşı bir süre sonra gecenin 4'ü tabii. Ve hangi koşullarda hatırlayın Erzurum Kongresi öncesi. İdam fermanıyla aranıyor Mustafa Kemal. Hiçbir ünvanı yok. Her şeyden vazgeçmiş, istifa etmiş, ayrılmış. Kazım Karabekir gelecek yanına. Kazım Karabekir geldiğinde emret komutanım mı diyecek yoksa onu gözaltına mı alacak bilmiyor. Yani ertesi gün yakalanıp İstanbul'a idam sehpasına gönderebilecek adam o gece saat 4'te oturuyor hayallerini yazıyor. Yazarken hayallerini arkadaşı diyor ki Sayın Paşam sizin hayal peşinde koşan taraflarınız var diyor. Yani sen biraz uçuksun demeye getiriyor ve evet, yazmaktan vazgeçiyor yatağa gidiyor. Bu şu an kitapta ismini yazmıştım. Belki Adıyaman valisi de olabilir. Yani bir vali İstanbul'a giderken Erzurum'a uğrayıp gidiyor. Unuttum şimdi ama kitabında var. Kitap da burada ama neyse zamanımız yok. Şimdi evet, Mustafa Kemal 1919'da idam fermanıyla aranırken oturup hayal edebiliyorsa, daha iyisini evet, düşleyebiliyorsa, bizim 2020'de bu koşullarda bakın hepimizin elinde ne kadar fırsat, ne kadar olanak, ne kadar hayatı dönüştürecek aracımız var. Bu koşullarda umutsuz olma şansımız yok bizim. Bravo hocam. Hocam ben çok teşekkür ederim. Siz gerçekten ülkemizin aydınlık yüzüsünüz. Biz de üçüncü dediniz ama biz 22. eğitim bayramı bu sene. Öyle mi? Onu belirtmek isterim. Ben, evet, ben 22... üçüncü davetimi aldım. üçüncü davet doğru. Ben de farkındayım. Mehmet abi onu sizi davet etti. Mehmet aslında... Bey burada mı peki şu an? Bakalım Mehmet. Bu kadar sesi... davet etti beni bu kadar davet etti ama beni dinlemeye gelmedi yani. Burada ama tabii ses şeyi var, soru kısıtlaması var gördüğüm kadarıyla. Sayın hocam şöyle biz yönetimde arkadaşlarla konuştuk. Bu dediğim gibi ülkemizin aydınlık yüzü olarak sizi biz Fahri Besli'ni ilan edebilir miyiz? Birinci sorumuz bu. O zaman ettik. İkincisi de vakfımızın onur kurulu üyesi olur musunuz? Çünkü sizi her zaman aramızda görmek isteriz. Bize destek vermenizi isteriz. Teşekkür ederim. İkincisini kabul etmeyeyim isterseniz. Yani Türkiye'de
bu tarz hiçbir davete evet demedim. Ardahan Eğitim Vakfı dahil Peki. olmak üzere. Tamam, peki. Çünkü yani çok davet oluyor. Hiçbir yerde görevim yok. O yani zaman görevde almıyorum. O zaman sizi hep yanımızda görmek isteriz. İleride de tabii beni ki. sizi ağırlamak isteriz hocam. İnşallah, inşallah. Çok çok teşekkür Ben ederim. Adıyaman'a geleceğim. Çünkü o Nemrut'u görmedim. Çok istiyorum yani. O İnşallah zaman geliriz. Önümüzdeki bayramda sizi davet edelim tekrar. Fiil İnşallah. olarak gezdiririz sizi Nemrut'ta. Çok teşekkür ediyoruz. Türkiye'den çok selamlar sizlere. Saygılar, sevgiler. Saygıyla kalın. İyi Görüşmek günler. üzere. Sağ olun. Sağ olun. Evet, Şaban Bey. Evet. Ama şunu gördük ki gerçekten ülkemizin ne kadar değerli beyinleri var. Yani Evet. ne kadar önemli beyinleri var. Yani bununla Selçuk Şirin Bey'le gerçekten gurur duydum. Ve bizim eğitim vakfımıza çok değer katacağına da inanıyorum. Kendisi bir defa bir bakış açımız vardı ama o bakış açımızı genişletti. Yani çok özel, çok güzel bilgiler verdi. Yani sonsuz teşekkür ederiz kendisine. Yarınki isterseniz programımızı da anons edin. Böylece toplantıyı kapatalım. Değerli konuklarımız, yarın saat 16'da Mehmet Kaban moderatörlüğünde toplantımız var. Yine hepinizi aramızda görmek istiyoruz yarın inşallah. Eğitim Bayramı'nın ikinci konferansına yarın hep birlikte sizleri bekliyoruz. Çok teşekkürler. Hoşça kalın.